www.çiftlikbank.com adresine üye olup sipariş verebilirsiniz. Eski lezzetler yeniden sofranızda. Oyunun herhangi bir kapanma durumunda veya iflas durumunda onların teminatını sunmuş durumdayız. Neye güvendiniz siz? Niye? Yani burada size inandırıcı olan ne oldu? Bu kadar insan aptal olamayacağını düşündüm. Jetpa diye bir yer var arkadaşlar. Bugüne kadar ödediklerimizin yarısına bitmiş ev veriyor. Bitmiş ev veriyor. Çiftlik Bank adını verdiği sistemle saadet zinciri benzeri bir düzen kuran ve tarımsal üretimden kar payı verdiğini iddia eden 27 yaşındaki Mehmet Aydın, Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri. 77 bin kişiden 511 milyon lira toplayan ve işler sarpa sarınca dünyanın öbür ucuna Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, daha önce de çıplak gösteren gözlük satmayı başarmış bir kişi. Aslında Türkiye bu tür olaylara çok da yabancı değil. Bu videoda Çiftlik Bank'tan Sülün Osman'a Türkiye'nin en ünlü dolandırıcılarını derledik. Fadıl Akgündüz. Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz, 1998 yılında Jetpa adındaki şirketiyle Siirt'e otomobil fabrikası kuracağını ve İmza adlı yeni bir otomobil üreteceğini açıkladı. Fabrika için vatandaşlardan para toplayan Akgündüz, o fabrikayı hiç kurmadı, yurt dışına kaçtı. Kendisine para kaptıranlara mektup yazan Fadıl Akgündüz, Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolda ekonomik cihat yaptık, haksız saldırılara uğradık dedi. Akgündüz yurda döndüğünde Siirt'ten milletvekili seçildi. Vekilliği düşürüldü, 1,5 yıl cezaevinde kaldı. 2014'te artık Müslümanların bir adası oldu diyerek Maldivler'de ada aldığını, Caprice Gold adında konutlar yapıp ulaşım içinde havayolu şirketi kuracağını söyledi. Ancak yine yapmadı. Topladığı 800 milyon dolarla yurt dışına kaçtı. Fadıl Akgündüz mağdurlara yine mektup yazdı. Yaşananlardan gezi olaylarını ve 17-25 Aralık sürecini sorumlu tuttu. 2015'te Türkiye'ye gelip tutuklanan Akgündüz, 2017'de serbest bırakıldı. Kenan Şeranoğlu. Şeranoğlu 90'lı yılların ortalarında Titan Saadet Zinciri'ni kurdu. Ortada herhangi bir ürün olmaksızın yalnızca para yatırılan ve sonrasında üye yapılan kişi başına komisyon alınan bu oluşum yaygınlaşmaya başladı. Giriş ücretinin 2400 Alman marka olduğu bir sistemdi ve kısa süre içinde 35 bin üyeye ulaştı. 1998'de tutuklanan Şeranoğlu 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Selçuk Parsadan. Selçuk Parsadan, Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde örtülü ödenek dolandırıcılığıyla gündeme geldi. Parsadan, Aralık 1995 seçimlerinden önce emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un adını kullanarak Çiller'i aradı ve örtülü ödenekten 5,5 milyar lira almayı başardı. 2006'da İstanbul'da omurilik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Banker Kastelli. Banker Kastelli adıyla tanınan Cevher Özden, 60'lardan 80'lere kadar bankerlik piyasasının en büyüğüydü. Beşer şaşar şaşmaz beşir. Kafama kullanıp kendime güvenli bir yol seçtim. Banker Kastelli. Banker Kastelli. Reklamlarında dönemin yıldızlarını oynatıp mevduat sertifikası satarak 250 bin kişiden 2,2 milyar dolar topladı. Türkiye'de bankerlik ve bankaların batışıyla İsviçre'ye kaçtı. Döndükten sonra bir süre cezaevinde kalan Özden, 2008'de yaşamına son verdi. Sülün Osman. En ünlü dolandırıcılardan Osman Ziya Sülün, yani Sülün Osman, filmlere konu olan dolandırıcılık yöntemleri uyguladı. İstanbul'da meydanlardaki saatleri, vapurları, tarihi eserleri, kamu binalarını, hatta Galata Köprüsü'nü satarak insanları dolandırdı. 1962'de cezaevindeyken alın teriyle yaşamak konulu bir konferans da verdi. Sülün Osman hiçbir zaman fakirleri dolandırmadığını, hedefinin her zaman kolay yoldan para kazanmak isteyen uyanıklar olduğunu söyledi. Eyüplü Halit. Türk tarihinin isim yapmış ilk dolandırıcısı olan Eyüplü Halit, en büyük numarasını İstanbul'un işgali sırasında yaptı. Türk ordusunun şehre girmesine kısa süre kala Rumların yoğun olduğu bir semtte metruk bir binada karakol kurdu. Rumları karakola çağıran Eyüplü Halit kendisini komiser olarak tanıttı, ihbarcılıkla suçladı. Daha sonra da rüşvet isteyip insanları soydu. Cezaevindeyken Mussolini'ye mektup yazarak size destek verdiğim için hapisteyim diyen efsane dolandırıcıya İtalya yüklü miktarda para da gönderdi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.